gördüğünüz sokakta var ya, toprak kazısan yere düşmez. Öyle kalabalık. Biz burada daha önce ayakkabı satardık böyle. Fabrik karşıda. Yani yürüyemiyordu insanlar burada. Sonra işte başında sonra tamamen öldü. Bir de maddi de ölünce patron. Yavaş yavaş bitti burası. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Zürafa Sokak'taki evleri kültür sanat merkezi haline getireceğiz dedi. Şu anda yıkılan evlerin bulunduğu yerdeyiz ve sizin de gördüğünüz gibi sadece evler yıkıldı, evlerin içinde bulunan eşyalar alındı fakat herhangi bir faaliyet söz konusu bile değil. Ciddi, çoğu. Şimdi yalanı yok, pardon. Evler nasıldı? İçlerine girdiniz mi? Yok. Dışından mı baktınız? Dıştan bakıyordu, tabii içeriye de girdiğimiz oldu. Kadınlar hep bekliyor muydu erkekleri? Evet, evet. Hep bekliyordular. Gel. Sağırıyordu. Vallahi pek insanların oraya girip çıktığını görmedik yani. Orası gayrimeşhur alemin bir ortamıydı yani. Başka bir şey söyleyecek bir şeyim yok yani. Yani insanların rahat gezebileceği bir yer değildi yani. Şimdiki durumunu da bilmiyorum yani. İnşaat diyorlar, bir şeyler söylüyorlar yani. Ama olur mu olmaz mı onu devlet bilir, ben bilmem. Sizce peki yıkılması iyi oldu mu? Binalar? İyi oldu. Temizlik. Temizlendi yani. Rahatladı millet. Hiç olması rahat hareket eder. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Rahat ederler yani. Tabii daha güzel oldu. İstanbul Karaköy'de genel evleriyle bilinen Zürafa Sokak'ta geçmişe sünger çekildi. 42 evin bulunduğu bu çıkmaz sokakta 37 ev, vergi rekortmeni ve genel ev patroniçesi Manukyan'a aitti. Zürafa Sokak dedin mi? Genel evin bulunduğu sokaktır. Burası daha önce çok kalabalıktı. En son 99 yılında 2000'de bir baskın oldu. Ne baskını efendim? Polis baskını oldu. Tamam, ondan sonra zaten çoğu ev kapandı. Burada bitme şeyine girdi. En sonunda zaten pandemiden sonra tamamen kapandı. Son bir sene sonra da yıkıldı burası tamamen. Gördüğünüz sokakta var ya, toprak kazısan yere düşmezdi. Öyle kalabalıktı. Biz burada daha önce ayakkabı satardık böyle. Fabrik karşıda. Yani yürüyemiyordu insanlar burada. Sonra işte baskından sonra tamamen öldü. Bir de maddi de ölünce patron. Yavaş yavaş bitti burası. Bir de şey vardı, bu mahpe baskıları vardı. Baskın da olunca hep onları yok oldu. Bir de burası bitti. Baskınlar niçin oluyordu sizce? İşte bu içerideki sömürme şeyi. Kadınları sömürme, içleri sömürme. Yani mahpenin şeyiydi. Yani mecbur tükürüyoruz mesela. Ayakkabını boyayacaksın, yemeğini burada yiyeceksin. Affedersin, pezerekçini burada alacaksın. Baskı vardı yani. Dışarıda bir şey getiremiyordun, içeri sokamıyordun. Belli kişilerden alıyordun. Tamam. Ondan sonra da zaten o baston oldu. Burada evvel şey oldu. Matit de ölünce yavaş yavaş oğlu bakamadı. Sonra oğlu da elinde torunu da yıktırdı. Haftada bir iki haftada bir kontrole gidiyorlar. Temizdi yani, öyle şey bir şey yoktu. Yani her hafta polis basardı, kontrol ederdi. Basma değil de kontrole gelirlerdi. Şey yapardı, öyle bir kötü bir şeyler yoktu. Genel evlerde işkence ve şiddet çok uygulanıyor diyorlar. Ne uygulanıyormuş şimdi diye, ama bu İstanbul'da yoktu. Diğer şehirlerde varmış. Burada yok diyor İstanbul'da. Hiç görmedim, biraz gelmedim. Ha, işte ne oluyordu? İşte mafyalar yapardı. İşçiler ve de o kadınlara zulmederlerdi. Yani yoksa içeride yok yani. Kadınların sigortası var mıydı peki? Tabii canım, vardı. Sonra emekli oldu, ben biliyorum yani. Yani olmayan da sonra da var işte, emekli oldu yani. Sizce kendi rızalarıyla mı buraya geliyorlar, yoksa zorla mı? Yok. Yok, hep kendi rızası. Öyle derler ama öyle değildir yani. Yani kimse kimseyi zorla bir şey tutmamız. Öyle bir şey var mı? Hem de İstanbul gibi bir yerde. İmkansız bir şey yani. Yok. Öyle diyorlar ama. Şey olunca öyle diyorlardı. Siz 85 yılından beri buradasınız. Evet. Ve Zürafa Sokak'ta genel ev. Sürekli burayım benim. Sürekli bu dükkandaydı. En popüler hangi yıllardaydı? Tam işte bu diyorum ya, 80, 90, 99'a kadar öyleydi yani. Ondan sonra bastığında sonra öldü burası yani. Çok büyük kalabalıktı yani. Sonra yavaş yavaş öldü ya. O bastığında sonra burada ayakkabı satıyordu. Sıptı yapmıyorduk. Bir günde bir kamyon ayakkabı satıyordu. Sonra sıptı yapmıyorduk. O bastığında sonra yani. Bitti. Kapandı, bitti hepsi. Sizce iyi mi oldu kapanması? Yok, iyi olmadı. Neden iyi olmadı? Gelip soruyorlar burada. Her günde 15-20 kişi gelip soruyor. Ne soruyorlar? Nereye taşındı? Niye kapandı?
Hem de yaşlı başlı insanlar, yani genç de değil. Yani az 60 yaşında insanlar soruyor. Önceki müşteriler mi? Görmek tabii. Onun önce gelenler, şimdi yok ya. Arıyorlar, nereye gitti? Çoğuna diyorum, büyük gazaya taşındı diyorum. Ne diyeyim? Kurtulamıyorsun. Şimdi bir soru sorduğu zaman devamını da getiriyor. Ya sen yakaladı diyorsun. Diyor peki, nereye gittiler? Başka yerde var mı? Yani bu Türkiye'ler soruyorlar. Kadınlar sizce nereye gitmiş olabilir? Kadınlar da aldı. Şimdi kimisi evinde. Yani zaten yaşlıydı. Son zamanlarda genç kadın kalmadı. Hep yaşlıydı. Çorlu'ya gitti, Tekirdağ'a gitti, Edirne'ye gitti, öyle, o yerlere gitti. Evin içleri nasıldı peki? Temizlenmiyor. Zaten senede bir bakımını yaptırıyordu polis. Mecburen gelip şey yapıyordu. Yani öyle amşağım şey değil yani, o yataklar bile tertemizdi, bir şey yok yani. Ha yalnız tek şey, doğal gaz yoktu, o devasa devlet şeyler temizdi yani. İçinde eşyalar duruyor mu hala? Ya zaten yıkılmadı önce zaten hırsızlar burayı işgal ettiler, talan ettiler. Kapıyı, pencereyi, ıvırı, hep sökü aldılar. Parayı dizdikler. Sonra da öyle bitti. Kullanılacak eşyalar var mıydı sizce içinde? Yok, yok. Ne yatak vardır, lavabo var, ıvırı, biraz demir şeyleri vardı. Yani ne kalacak? Hiçbir şey kalmadı yani. Güvenlik çekilince, önce polis bakıyordu, sonra da güvenliğe, özel güvenliğe verdiler. Onlar da bakamadı zaten. Polisin bakmasıyla güvenlik bir olur mu? Olmaz. Sizce içine girmek, çekim yapmak neden yasaktı? Ben onu bilmiyorum işte. Onu belediye şey yaptı, yasaktı. Belediye izin alıp yapıyorlar, çekim yapıyorlar. 85'te biraz kaset dükkanıydı. Kaset satardı, kayıt yapardı. Kadınlar kayıt yaptırdı, özel liste yaparlardı. Biz onlara kayıt yapardık. Müşterilere kaset satardık. Şey, dükkanın önünde bir tezgahımız vardı, içinde prezervatif vardı. Prezervatifi işçiler geldi. İçinde ne vardı? Prezervatif. Prezervatif. Evet. Onları satardık, işçiler vardı. Onları bile zaten gizli alıyorlardı. Mafya, o içeriği soyanlar. Yani mesela bir tane orada alıyorsa 10 tane bizde gizli alırlardı. Turabına, murabına, buralarına sokarlar, deli götürürlerdi. Gizli gizli alıyordular. Çok talep var mıydı peki? O işçiler kadınlara kullanıyordu onları. İlk müşterilere kullandırıyorlardı. Kadınları alıp, işçileri alıp onlara veriyorlardı. Onları müşterilerine kullandırıyorlardı. Onsuz giriş olmuyor muydu peki? O şeyi bilemeyiz onu yani. Alıyorlardı biz. Onlar kadın şeyi bilemeyiz ki. Ama tezartıp kullanıyorlardı yani. Götürdü hepsini zaten. Bir şey bırakmadılar içeride. Ondan sonra yıkıldı burası. Tamamen boşalttılar. Kaç sefer polis geldi, kovaladı. Hatta biri cezaevinde yatıyor şu anda. Adam ifadeye de gidiyor, şu demin konuştuğunuz kişi ifadeye gidiyor. Evler yıkılmadan önce uyuşturucu bağımlıların evi miydi, yuvası halinde miydi burası? Tabii öyle oldu, son zamanlarda oldu. Yani son zamanlarda bir mekan takımı oldu yani. Yani bu ipini koparan buraya gelip yatıyordu, ne yapıyordu? Kovuyorduk, geri geliyorlardı. Kaç sefer içeri girdik, kovduk yani biz. Geri geliyorlardı, sonra yıkıldı, sonra bitti zaten burası. Tamamen tükendi. İçeride bir şey yok. Yıkılmış bir harbi bir şey yani. Resim resim var duvarlarda, onları da kırdılar mı, sürekli baldırlar mı bilmiyorum. Nasıl resimler vardı? Şey mesela, fayanshane üzerine çizilmiş kadın madı resimleri vardı. Kadın resimleri. Evet. Yani bunlar vardı, onlarda ne oldu bilmiyorum. Ses var. Önceden Zürafa Sokak nasıldı? Valla herkesin bildiği gibi Zürafa Sokak, Beyoğlu'nun ismine, Beyoğlu'nun çevresine yakışmayan bir sokaktı. Yani kötü bir izlenim vardı, o da kadınların çalışması. Bu da kadınları küçümsemek için söylemiyorum ama yani Beyoğlu'na yakışmayacak bir yerdi. Karaköy'ün ve Beyoğlu'nun ismini kötü anılmasına sebep olan bir yerdi. Şu anda oralar bildiğiniz üzere yıkıldı. Haydar Ali Başkanımız orada bir kültür yolu projesi var. Turizm Bakanlığı ile beraber yürüttükleri bir program, bir proje var. O kapsamda şimdi orayı yıktılar. Çok çok daha güzel bir yer olacak. Hem oradaki esnaf biraz rahatlayacak. Hem de oradaki alışverişe gelen insanlarımız rahatsız oluyordu biraz sokaktan dolayı. Çünkü geleni gideni çıkanı çoktu ve de yani ismi kötü olduğu için insanlar da sokağa çok girmek istemiyordu. Dolayısıyla orada da çok esnafımız var. Esnaflar da mağdur oluyordu. Ama şimdi bu Turizm Bakanlığımızın, işte belediye başkanımız da, Haydar Başkanımızın da öncülük ettiği bir kültür yolu programı var. O kapsamda oralar tamamen böyle kültür yolu şeklinde, ismine uygun bir şekilde çok çok güzel bir yer olacak. Yıkılması bence çok uygun ve çok güzel oldu. Hayırlısı olsun artık Beyoğlu'muz için. Önceden Zürafa Sokağı, Anadolu'dan bütün hepsi gelenler oraya gelirdi. Pislik yuvasıydı. Şimdi daha güzel oldu. Yıkımı başlandı ve daha güzel yerler yapılıyor. Oraya da temizlik geldi. Ve İstanbul için hayırlı olsun. Teşekkür ederim.